Ajdan Bey çok dakiksiniz. Her zaman, her zaman çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, nasılsınız? Vallahi iyiyiz Allah'a şükür. İşte bu şartlarda ne kadar iyi olursa kadar iyiyiz diye düşünüyorum. Evet, elimizden geldiğince biz de yazıp çiziyoruz aslında psikolojik sermaye diye adlandırdığımız o umut, işte optimizm, öz yeterlilik ve rezilyansın test edildiği enteresan bir dönemden geçiyoruz. O yüzden hani böyle dönemlerde hani sizi öldürmeyen güçlendirir lafı var ya, gerçekten psikolojik sermaye açısından baktığınızda onun çok geçerli olduğu bir döneme doğru girmişiz gibi gözüküyor. Önce çok teşekkür ediyorum, bizi kırmadınız, geldiniz. Gerçekten katılımcılarımız da çok yakından biliyorlar. Ajdan Bey 45 yılı aşkın iş dünyasında bir kariyeri temsil ediyor burada. Ve gerçekten Merkez Bankası'ndan tutun da birçok büyük kuruluşta, holding yapıları içerisinde önemli şirketlerin hem yönetimlerinde hem transformasyon projelerinde yer almış biri. Ve yakın zamanda da çok güzel bir kitap yazdı. Bu deneyimler ışığında aslında değişim ve değişim yönetimini nasıl olduğunu anlatan çok güzel bir kitap. Aslında biraz ondan da esinlenerek bugünkü sohbetimizi şekillendirmek istiyorum. Tekrardan hoş geldiniz Ajdan Bey. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sağ ol Serdar'cığım. Merak ediyorum, nasıl etkilendiniz siz tüm bu olan bitenden? Ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Valla tabii hepimizi çok etkiledi. Yani öncelikle böyle dönemlerde asıl olan sağlığı koruyabilmek. Hem beden sağlığını hem akıl ve ruh sağlığını koruyabilmek. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Bir de işin ilginç tarafı bugüne kadar yaşanmamış bir problem ya da dünyanın bu boyutta farkında olmadığı bir problem. Dolayısıyla bu sosyal izolasyon hayatımızı çok etkiledi. Sanki birdenbire böyle bir pause düğmesine basıp dünyayı durdurmuş gibisiniz. Dolayısıyla yani bu dönemi de geçeceğiz tabii ama geçerken iki şey önemli. Bir, sağlığımızı korumanız lazım. Çünkü bu dönemi sağlıkla geçemezsek bir sonraki dönemi zaten görme şansı olmuyor. İkinci önemli konu da bu dönem sonrasına gerek iş dünyası olarak gerek bireyler olarak hazır olmamız. Yani bundan sonra tekrar yeni hayat başladığında işte iş yapış tarzları veya hayatımızı sürdürme şeklimiz nasıl olacak? Bu hem bireyler için hem ülkeler için hem de dünya geneli için çok kritik olduğuna inanıyorum. Yani eminim dünya liderleri de şu anda akıllarının bir köşesinde yeni dünya düzenini nasıl şekillendirebiliriz diye düşünüyor olmaları lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da yaşananları gördükçe ibretle izliyorum. Yani aslında belki sohbete buradan başlamak gerekli. Çünkü daha ilk bu olay böyle hız kazandığı andan itibaren gerek bizim mecralarımızda gerek uluslararası mecralarda gördük ki acaba küreselleşmenin sonu mu geliyor? İşte global düzen değişmeli mi? Yepyeni bir düzene mi geçmeliyiz? Kapitalizm yerini sosyalizmi mi bırakacak gibi çok ciddi bir sorgulanma başladı. Aslında biz sizinle sohbetlerimizde de konuşuyorduk. Bu sorgulanma yaklaşık 10 yıldır var. Kurumsal dünyanın belli bir noktasında bu tartışmalar oluyordu. Siz nasıl görüyorsunuz? Tüm bu stres testinden sistem nasıl etkilenir genel anlamda? Ya şöyle görüyorum. Her şeyden önce daha önce de bu konuları bir miktar konuştuk. Hakikaten insanlarda ciddi bir öfke düzeyi var. Sorumsuz liderlerin dünyanın iktisadi ve ticari hayatı önüne getirdikleri çeşitli engeller var. Çevre faktörleri var. Doğayla ilgili insanoğlunun doğayla bir imtihanı var aslında devam ede gelen. Bir taraftan ülkeler arası ciddi bir gelir dağılımı adaletsizliği var. Bir taraftan biz bugün ellerimizi yıkayalım, aman hijyene dikkat edelim derken Afrika'da insanlar içme suyu bulamıyorlar. Bu tür problemler var. Şimdi böyle baktığınız zaman küresel anlamda bir fay hattı gerilmesi diye tarif ediyorum ben bunu. Bir gerginlik zaten var ve bu son zamanlarda devam ediyordu. Öncelikle bu küreselleşme konusu aslında bundan 3 sene kadar önce ben buradayım Ajdan Bey. Tamam. Bundan 3 sene kadar önce Dünya Ekonomik Forum toplantısında da gündeme gelmişti. Küreselleşmenin geleceği tartışılır hale gelmişti. Aslına bakarsanız burada iki şeyin çatışması var. Bir tanesi 2. Dünya Savaşı sonrasında
Batı dünyasının ve kapitalist sistemin yarattığı kurum ve kuruluşlar aslında bugün görüyoruz ki ömürlerini bir şekilde doldurmuşlar ve kendilerini yenileme ihtiyacı içindeler. Bunlar nedir diye baktığımızda örneğin IMF, Dünya Bankası, Avrupa Kalkınma Bankası gibi kurumlar çok bürokratlaşmış. Hatta Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlar Çin'de böyle bir pandemik olay çıktığında reaksiyonları son derece geç oluyor. Bürokratlaşmış kurumlar. Yani agility dediğimiz daha çevik, daha hızlı davranabilen bir yapıdan maalesef uzaklaşmış durumda. İkinci önemli konu da şu. Aslında Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla beraber ortaya çıkan sosyalizm veya Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla kapitalizmin sanki bir zaferi gibi gözüktü. Ama benim bugün gördüğüm nokta sosyalizm kapitalizme doğru devlet kapitalizmi sistemiyle yaklaşmaya başladı ki Çin bunu yakından uygulamakta. Bana göre kapitalizm de aslında giderek sosyalleşmeye başladı. Kapitalizmin beşiği olup dünyada bu konuları tartışan Dünya Ekonomik Forum toplantısında bu sene Davos'taki iş dünyasının 5 önemli önceliği, çevre faktörleri, insan hakları, göç sorunları, doğal yaşamı koruma gibi konulara verdiler. Bu da demektir ki artık kapitalist sistemde aslında daha sosyalleşiyor. İşte yıllar önce Tony Blair'in İngiltere'de başlatmış olduğu bir sosyal kapitalizm kavramı bunun bir göstergesi ve dünya bu tarafa doğru evrilecek diye düşünüyorum. Evet, kurumlar bazına baktığınızda da biz de yaklaşık bundan 1,5 yıl önce yayınladığımız bir makalede aslında hani kapitalizmin kurumsal taraftaki yansıması olan o vekalet teorisi, agency teorinin artık gitgide etkisini kaybettiğini, insanların, şirketlerin, yöneticilerin kısa vadelilik uğruna, daha fazla karlılık uğruna, daha fazla hissedar değeri yaratmak uğruna etik sınırları zorlamaya başladığını ve bunun artık kabul edilemez olduğunu ve sizin söylediğiniz gibi daha sosyal kasları güçlü yeni bir teori geliştirilmesi gerektiğini ortaya atan bir makale yayınlamıştık. Ne yalan söyleyeyim, beklediğim kadar okunmadı o makale. Ama bugün geldiğimiz noktada sanki sistemin de hem daha insanileşmesi hem daha sosyal ve sosyal etki tarafına doğru evrilmesi gerekiyor gibi geliyor. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Serdar biliyorsun bizde bir deyiş vardır. Halk arasında çok kullanılır. Zor oyunu bozar diye. Tabii insanlar bu tür dönüşümleri veya ülkeler bu tür dönüşümleri gündeme getirdiklerinde belki ortada bir problem yokken algılanması biraz daha güç oluyor. Ama bugün geldiğimiz noktada insanoğlunun topyekün karşılaştığı bu ciddi bir problem, sağlık problemi ve çok yaygın, dünyanın hemen hemen her ülkesini etkileyen vaziyette. Bunun tabii bu talihsiz olayın bizim için olumlu diye nitelendirebileceğimiz tarafı da aslında herkese bir erken uyarı, bir uyarı sinyali geldi diye düşünüyorum. Yani hakikaten çok üzüntüyle izliyorum. Geçtiğimiz gün, 2 gün önce bir webinar vardı katıldığımda. Dünyanın önemli liderleri bu toplantıdaydı. Yani hakikaten ibretle izliyorum. Amerika Birleşik Devletleri, adı Amerika Birleşik ve Devletler, örneğin Texas'taki üretim fazlasını Texas, New York eyaletine göndermiyor. Bizim ihtiyacımız var diye. Yani bunun neresi birleşik, neresi devlet? Yani anlatabiliyor muyum? Herkes kendi kabuğuna çekilmiş vaziyette. Yani bazen şunu hep söylüyorum. Sizin komşunuz aç yatarken siz iyi Allah'a şükür biz ne güzel doyuyoruz burada keyfimiz yerinde diyemezsiniz. Yani belli bir zaman sonra veya Suriye'de böyle bir insani dram 10 yıldır yaşanırken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi neredeydi Allah aşkına? Yani şimdi bunları sorgular hale geldik. Eminim yine çevre faktörleriyle ilgili biliyorsun bu konuda yapılan çalışmalara birçok devlet ne katkı verdiler ne de sistemin içine girdiler. Yani zannediliyor ki dünya böyle hep devam edecek ama tabii Tanrı'nın yarattığı bu sistem bu uyarıları da daha sert şekilde farklı yönlerden gönderebiliyor. İnşallah umuyorum ki bunu alırlar ve yeni bir dünya düzenine 2020'den sonra geçeriz diye bekliyorum açıkçası. Bununla alakalı bir soru geldi izleyicilerimizden. Hemen onu da yeri gelmişken size sorayım. Diyor ki soruda acaba bu düzen
Bu olaylar bittikten sonra yeni bir düzene evrilir mi? Yoksa bu işin psikolojisi biraz düzeldikten sonra eski tas, eski hamam yine devam eder miyiz? Valla iki ihtimal de var ama ben artık buradan yeteri kadar ders çıkartılacağını düşünüyorum. Yani çünkü hakikaten ciddi bir insanlık dramı yaşanıyor. Binlerce insan, binler değil milyonlar dünya çapında hastalığa yakalanmış vaziyette ve seri halde bir can kaybı. Öte yandan bu sosyal izolasyon insanların hayat tarzını çok ciddi biçimde etkiledi. Yani eve kapandı bütün dünya. Bu tabii çok kolay atlatılacak bir travma değil. Onun için biraz önce söyledim, yani beden sağlığı kadar akıl ve ruh sağlığını da insanların koruyor olması lazım. Bununla ilgili devletlerin veya ilgili kuruluşların ki Türkiye'de de biliyorsunuz bu konuda bir yeni bir bilim kurulu da oluşturuldu. Oluşturularak insanlara coaching yapılması lazım, anlatılması lazım. Yani kendi kendilerini nasıl oyalayabilirler, nelerle meşgul olabilirler. Çünkü herkeste aynı yetkinlik yok. Yani bugün belli bir düzeyin üzerindeki insanlar belki kendilerini oyalayabilecek veya kendilerini bu ortamda eğitebilecek sistemler buluyorlar. Örneğin biz bugün sizinle bunu bir internet teknolojisi üzerinden böyle bir sohbeti yapabiliyoruz. Birçok arkadaşımız, dostumuz, katılımcılar da dinleyebiliyorlar. Yani bir şekilde bu yeni düzene de bu hastalık ve pandemi riski bittikten sonra da devam ediyor olacağımızı kuvvetle tahmin ediyorum. Ve Evet. öyle umuyorum. Belki benimki biraz hani yabancıların wishful thinking dedikleri hani iyi niyetle düşüncemin bir sonucu ama ben bunun çok etkili bir ikaz olduğu inancındayım. Peki birazcık daha kurumsal tarafa doğru gelirsek, sizin de söylediğiniz gibi aslında birçok devlet, birçok uluslararası organizasyon bu işe hazırlıksız yakalandı. Ama kurumsal dünyada da baktığımızda orada da bir ne olduğunu anlamayla geçen bir dönem ve şimdi de adapte olmaya doğru giden bir dönem var. Böyle büyük resme dair büyük beylik bir soru sorsam size, böyle bir dönemde, böyle bir belirsizlik, kaos, kriz ne dersek artık, böyle bir dönemde liderlik özelliği veya kurumların stratejik öncelikleri nasıl etkileniyor, neler ön plana çıkıyor? Siz bu kitapta yazdıklarınız, dönem dönem yaşadıklarınız şirket bazında, ülke bazında baktığınızda bir Evet. değerlendirirseniz nasıl bir resim görüyorsunuz liderlik ve kurumsal dünya adına? Valla şöyle söyleyeyim ya ben açıkçası bu olay biraz hepimiz için ve bütün dünya için hani ters köşe diye bir tabir vardır futbolda. Beklediğimiz yerden gelmedi. Yani benim böyle bir patlamayı, böyle bir kırılmayı beklediğim nokta Çin'le olan ticaret savaşlarından veya İran'la olan siyasi gelişmelerden dünyada büyük bir recession, büyük bir durgunluk gelecek beklentim vardı. Bunun için de 2020 diye hedef de koymuştum. Yine kitapta da yazdım. En az 2-3 yılda devam edecek bu durgunluk ortamının tekrar normalleşmesi diye. Ama bu böyle çok daha farklı bir noktadan geldi. Daha etkin geldi açıkçası. Yani bu böyle bir bölgesel çatışmayla falan recession başlasaydı durgunluk o farklı algılanırdı. Şimdi topyekun değişimi getiren bir noktadan geldi. Böyle dönemlerde liderliğin çok çok kritik olduğunu düşünüyorum kurumlar içerisinde de. Çünkü biliyorsunuz yani dünyanın birçok yerinde özellikle büyük kuruluşlarda riskin erken saptanması adına çalışan komiteler, ekipler falan vardır. Hatta bu tür risklerde neler yapılabileceğinin ön egzersizleri yapılır. Örneğin şirketin bütün sistemleri kapatılır ve kapansa da nasıl çalışabilirizin uygulamaları yapılır. Eminim ki belki çok az sayıda şirket böyle bir pandemi riskine karşı da bu çalışmaları belki yapmıştır ama ben çok fazla yapıldığını zannetmiyorum. Yani beklemediğimiz yerden geldi derken bunu kastediyorum. Liderliğin bu alanda çok kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü görüyoruz yani bazı ülkelerde aksiyonlar daha hızlı alınabiliyor. Daha çabuk ve çevik hareket edebiliyor bu ülkeler. Yani örneğin Çin. Aslında sorunun kaynağı oradan başlamış olmasına rağmen çok kısa sürede aksiyon alıp olayı toparlayabildi şu anda izlediğimiz kadarıyla. Yine bazı ülke, örneğin Singapur gibi çok küçük bir ülke ama çok çabuk aksiyon alabildiler. Yine Avustralya o tarafta çok çabuk aksiyonlar alındı. Ama örneğin Amerika Birleşik Devletleri hala ne yapacağını tartışıyor halde. Yani tamamen büyük bir krizin içine düştü. Bu tabii ülkeler arası liderlik veya ülkelerin devlet sistemleri içerisinde veya sağlık sistemleri içerisinde
bu tür problemlerle karşılaşıldığında alınacak aksiyonların neler olması gerektiği, ortak akla değer vermek, bilime değer vermek gibi konular önemli. İtalya bu konu ilk ortaya çıktığı zaman açıkçası çok vurdum duymaz bir tavırla, ya hani bize bir şey olmaz canım, ne olacak, hadi çıkalım sokaklarda dans etmeye devam edelim anlayışıyla devam ettiği için bugün krizi ve can kaybını en derin yaşayan ve hepimizi büyük üzüntüye sevk eden bir durumla karşı karşıya. Şimdi benim görüşüm şu, bu bittikten sonra bu ülkelerdeki bu zayıf liderlikler veya zayıf siyasi yapıların mutlak surette değişeceğine inanıyorum. Yani çok daha farklı bir evre olacak hem ticari hayatta hem de siyasi tarafta diye bekliyorum. Ajdan Bey, burada araya gelen bir soruyu hemen bununla çok alakalı size yönlendireyim. Diyor ki soruda, acaba bu dönem sonrası daha totaliter liderler, totaliter rejimler mi yükselecek? Ya bu ihtimal uzak bir ihtimal değil. Yani şöyle söyleyeyim, her şeyden önce yeniden iktisadi yapının hayata geçmesi için bu 1929 yılında yaşanan büyük buhranla falan karşılaştırabilirsek daha Keynesyen politikaların gündeme gelebilme ihtimalini kuvvetli görüyorum. Yani devletlerin ticari hayatta, üretim faktörlerinde daha fazla rol almaları ihtimali kuvvetlenmiştir. Dolayısıyla ekonomiye tekrar o can suyunu katacak yapı aslında devletler tarafından gelecek ki ilk aşamada biliyorsunuz yine Amerika Birleşik Devletleri'nde açıkladılar böyle 4 trilyon dolar gibi bir paket. Hatta Amerikan Merkez Bankası Federal Reserve para politikasını esneteceğini, yine Amerikan Hazine Bakanlığı maliye politikalarını esneteceğini söyledi. Avrupa Birliği'nde devlet başkanları düzeyinde bir araya geldiler. Bu konuyu nasıl çözeriz, nasıl devlet işin içine daha fazla girer çalışması yaptılar. Ticari hayatta ve ekonomide devletlerin daha etkin olacağı bir 8-10 yıllık döneme giriyoruz. Yani o hiç kaçınılmaz. Şimdi tabii böyle olduğu zaman da buradan sonuç devletin daha etkin olması, beraberinde bazı ülkelerde daha totaliter sistemleri de getirme ihtimali uzak değil. Çünkü yani insanlar can riskiyle karşılaştırdıkları zaman bir anlamda hani kötünün iyisi demokratik sistemlerden biraz uzaklaşalım ama hayatımızı yaşayalım diye de düşünebiliyorlar. Yani tabii oy veren ve seçimle iş başına gelen ülkelerde biraz daha böyle yumruğunu masaya vurabilen daha kalıcı ve sert liderliğe ihtiyaç olma ihtimali kuvvetli diye düşünüyorum. Ama evet, şey yani devletlerin iktisadi hayatta daha fazla rol alacaklarına hiç endişem yok. %100 evet. Yani. Yani özellikle ekonomik, sizin de söylediğiniz gibi resesyonun konuşulduğu dönemin üstüne bu gelince artık o ne diyelim dışarıdan sert müdahaleyi yapmakta kaçınılmaz oldu. Bugün siz Merkez Bankası kökeniniz de var aslında, baktığınızda para politikasını da çok iyi bilen bir insansınız. Bugün para basmaktan bahsediliyor, işte trilyon dolarlık paketler açıklanıyor, şirketleri yüzdürmek üzere değişik mekanizmalar konuşuluyor. Bunlar herhalde olmazsa olmaz, çünkü gerçekten bu olmayınca bu düzenden kısa vadede çıkmak çok kolay gözükmüyor. Muhakkak yani tabii şöyle bir tercih de yapılabilir. Bırakalım herkes her şey çöksün, sonra hı-hı, tekrar yeniden yapılansın. Bu tabii çok tehlikeli bir görüş. Çünkü neticede üretim sistemlerinizi ve tedarik zincirinizi kırmamanız lazım. Yani iş gücünün tekrar iş hayatına süratle dönmesini sağlamak gerekiyor. Bu nedenle de kısa dönemde eğer mali politikalarla beraber para politikasını da esneterek likidite sağlamak gerekiyorsa, ki bence gerekiyor, bu dönemde devletlerin ve merkez bankalarının da böyle bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Yani gerektiğinde bu likiditeyi piyasaya aktararak sistemin tekrar çalışması için biraz önce kullandığım ifade, biliyorsunuz Anadolu'da su çekmek için tulumbalar vardır. Böyle kuyunun üstüne tulumbayı koyarsınız, bastıkça suyu çekersiniz. Şu anda o tulumbanın içindeki su kurudu ve boşa çalışıyor. Tulumba çalışmıyor yani. Şimdi onu çalıştırmak için içine su koymak lazım. İşte o su aslında biraz önce bahsettiğim likidite ve piyasaya kaynak temin edilmesidir. Eminim belki bunları konuşmak için bir parça erken şu anda. Çünkü öncelikle bir hasar tespitine bakmak lazım.
çok da panik yapmamak gerekiyor. İkinci bir konu da bu liderlikle ilgili. Panik yapmadan, halkı bilgilendirerek, şeffaf bir iletişimle uygulamaları hayata geçirmek. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde hasar tespitini yapıp hemen arkasından da hangi alanda nasıl destek verilmesi gerekiyorsa o destekleri açıklamak lazım. Ki biliyorsunuz bizim yeni hükümet sistemimizde de bu açıklamalar yapıldı. En azından belli kitlelere ve kesimlere bu kolaylıklar sağlandı. Bankacılık açısından çeşitli uygulamalar devreye girdi. Yasal düzenlemeler yapılıyor. Yani çabuk aksiyon aldık. Türkiye bu alanda bence başarılı bir süreç geçirdi diye düşünüyorum. Başta sağlık personeli, doktorlarımız, Sağlık Bakanımız, o ekip olmak üzere öncelikle hayat dediğimiz için bilim kurulu hakikaten iyi çalıştılar. Allah hepsinin şansını bol etsin. Diyecek başka bir şey bulamıyorum yani. Allah Evet. kolaylık. Amin diyelim biz de bunun üzerine. Peki, şu biraz daha şirketler üzerine bakarsanız, sizin de söylediğiniz gibi büyük resmi görmek, panik yapmamak önemli ama bu kriz de hiçbir krize benzemiyor. Biz o kadar yazıyoruz, çiziyoruz kriz yönetiminin detayları vesaire falan. Şimdi nasıl diyeyim? Perfect storm dedikleri o her şeyin üst üste geldiği bir tabir vardır ya. Sanki Aynen. öyle bir dönem gibi. Böyle bir dönemde şirketlerdeki CEO'lar, orta düzey yöneticiler, ekip liderleri, çalışanlar, o sizin söylediğiniz gibi bir yandan business as usual devam edecek, bir yandan psikolojiyi koruyacağız. Bu nasıl olabilir? Bu denge nasıl tutulacak? Valla yani dediğim gibi bir iletişimi açık tutacak ya yani herkes. O çok kritik. İkincisi lider takımının başında olacak, ekibin önünde olacak. Yani mutlaka hani kenara bir yere çekilip kendisi paniklemeyecek her şeyden önce. Bazen içinizde fırtınalar kopsa da ekibinize bunu çok fazla hissettirmemeniz gerekiyor. Yani o dirayetli ve sağlam duruşunu liderlik eden arkadaşlarımızın her aşamada yani sadece şirketlerin CEO'ları veya yönetim kurulu başkanları demiyorum. Yani ufak ekiplerin başındaki liderler dahil olmak üzere. Arkasından da tabii nasıl iki aşamalı bir plan burada söz konusu. Bir tanesi kısa vadede hemen yapılması gerekenler. Onu çok net bir şekilde tarif ettim. Yani ekibinizin akıl, ruh ve beden sağlığını korumanız lazım. Onun için gerekli altyapıyı hemen kurmanız gerekiyordu ki birçok şirketin kurduğunu görüyorum sevinerek. Yani uzaktan çalışma sistemleri, bazı yerlerin kapatılması. İkincisi likidite ödemeler sisteminin çalışması. Orada tabii olabildiğince devletin de verdiği desteklerle bu sistemi çalıştırmak gerekiyor. Yani o parasal hareketlerin bir şekilde sıfıra inmemesi lazım. Üçüncüsü tedarik zincirinizi ve üretim sistemlerinizi kırdırmamanız lazım. Bu ne demektir? Eğer bir bayi teşkilatınız varsa ya kriz oldu ben bayilerimi artık kapatın dükkanınızı sizle artık ilgilenemiyorum dememeniz gerekiyor. Çünkü bu dönem bittikten sonra da yine aynı ekiplerle beraber çalışacaksınız. Yani bunlar kısa vadede yapılması gerekenler. Ama hemen akabinde yani bu sorunu atlattıktan sonraki benim tahminim bu ayın sonu, Mayıs başı gibi özellikle uluslararası literatürü de yakından takip ediyorum. Yani o curve'ün yükselme hızının Mayıs başı falan stabil hale geleceği, ondan sonra da yavaş yavaş aşağı doğru ineceği şeklinde. Tabii ki ondan sonra bir miktar etkisi devam edecektir. O dönem için yapılması gerekenler ise orada da benim kafam çok net açıkçası iş yapış tarzlarımızı buradan aldığımız derslerle nasıl daha verimli hale getirebiliriz'i çalışıyor olmamız lazım. Yani yalın yönetim sistemlerini oturtuyor olmamız gerekiyor. Örneğin bugün sokağa çıkma yasağı ya da sosyal izolasyon nedeniyle birçok banka şubesinin kapalı olduğunu görüyoruz. İnternet üzerinden hizmet veren alışveriş sitelerinin işlerinin 3-4 kat arttığını görüyoruz. Demek ki bu yapılabiliyor. Şimdi o zaman şunu sorguluyorum hep. Eğer bunlar yapılabiliyor ise normal zamanda niye yapmıyorduk? Niçin biz İstanbul'un trafiğiyle akşama kadar bu kadar mücadele ediyoruz? Niçin İstanbul'da milyonlarca insan Anadolu yakasından Avrupa yakasına her gün aktarıyor bir araçla? Her gün ortalama bir insanın 2,5-3 saati hatta bazen 4 saati trafikte israf oluyor. Yani bunlara baktığınızda çok net şu anda görüyoruz ki demek ki yapılabiliyormuş Serdar. Yani madem yapılıyor niye yapmadık?
veya bundan sonra nasıl yapmalıyızı tartışmak lazım. Yani ben yine kitapta da bir parça bahsettim. Bunu sizinle daha önce HBR için yaptığımız röportajda da bahsetmiştim. İnsanlar kendilerine değer yaratmayan bir şeye bedel ödemek istemiyorlar. Yani herkes ürettiğinin ne değer yarattığını ölçmesi lazım. İkinci önemli bir küresel akım da aslında aracılık faaliyetlerinin giderek azalmakta olduğu. Yani diğer bir deyişle bugünkü elektronik ve teknolojik sistemlerle siz arzu ettiğiniz bir mal ve hizmete aslında internet üzerinden doğrucu üreticisinden ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla işte bölge dağıtıcıları, distribütörler falan, yani bu sistemler artık değişecek. Ha, değiştiği zaman kötü mü olur, iyi mi olur? Onu hep beraber göreceğiz. Yani ben şöyle diyorum, oradan ortaya çıkan atıl iş gücünün belki farklı alanlarda değerlendirilmesi, ülkenin kalkınması açısından da çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani buna kötü, eyvah işimizi kaybedeceğiz, biz ne olacağız falan diye bakmamak lazım. Çünkü bazen o altı üst olduğunda altı üstünden daha iyi olabiliyor yani. Evet. Birkaç soru yönelteyim ben bu arada izleyicilerimizden de gelen. Bir tanesi, bankacılık sektörü ve bankacılık sisteminin bu pandemi sonrasında nasıl bir değişim dönüşüm içine girebileceğini düşünüyorsunuz veya böyle bir değişim bekliyor musunuz bankacılıkta? Ya şöyle söyleyeyim, birincisi şanslı bir dönem diyeyim bankacılık açısından. Çünkü kuvvetli bir likiditeyle ve kuvvetli bir sermaye yeterlik rasyosuyla böyle bir döneme girdi. Ve son birkaç senedir bankalarda biliyorsunuz kar dağıtımına BDDK izin de vermediği için öz kaynakları sürekli güçlenen bir bankacılık sistemiyle karşı karşıyayız. Ben böyle dönemlerde özellikle devlet yöneticilerinin bankalara ve finans sistemine gözü gibi bakması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu tür dönemlerde eğer mali sisteminiz, yani Merkez Bankası ve bankalardan oluşan ve banka dışı finans kuruluşlarından oluşan mali sisteminiz güçlü ise reel sektörü daha rahat ayakta tutma şansına sahip olursunuz. Ki 2001 krizi Türkiye'de bunu bir kere daha gösterdi maalesef. O deneyimi elde ettik biz aslında. Yani güçlü bir bankacılık sistemi, gerek kredilerin ötelenmesi, gerek parasal tahsilatların daha sonra yapılabilmesi açısından da bir imkan sağlayacaktır. Dolayısıyla o biraz önce bahsettiğim can suyunu piyasaya aktaracak olan mekanizma aslında mali sistem. Dolayısıyla bunlara çok iyi bakmak, çok iyi korumak, kollamak lazım. Önemli bir değişime zaten başlamıştı Türk bankacılığı biliyorsunuz. Yani 1990'lı yıllardan sonra ciddi bir teknoloji altyapı yatırımı yaparak aslında bugün şubesiz bankacılık dediğimiz sistemleri dünya çapında en iyi uygulayan bankaların Türk bankaları olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Yani ben birebir şahidim. Birçok Avrupa bazlı banka Türkiye'de uygulanan sistemleri Türkiye'den kendilerine transfer edebilmek için ciddi çaba sarf ettiler. Hatta bazıları Türkiye'de ortak oldukları bankaların chief technology officer'la CTO'larını direkt kendilerine bağlayarak o sistemleri aktardılar ve kullandılar. Dolayısıyla Türk bankacılık sistemi açık ara bu anlamda ileri. O yüzden de bugün geldiğimiz noktada finans sisteminde hiçbir tıkanma olmadan interneti kullanarak veya ATM'leri kullanarak herkes evinde olmasına rağmen işlemlerini tıkır tıkır yapabilir durumdalar ve diğer bir ifadeyle ödemeler sistemi olabildiğince çalışıyor, tıkanmamış durumda yani. Bu da büyük bir avantaj. Şimdi benim değişim beklediğim ve gördüğüm alan da aslında bir paradigma yaşıyoruz biz. Yani bir taraftan bu kadar büyük teknoloji yatırımları yapıyoruz, büyük computer center'lar yapıyoruz. Ama bir taraftan da hala geleneksel yapılarımızı da koruyoruz ve büyütüyoruz. Yani şimdi bunun biraz değişeceğini tahmin ediyorum. Yani hala bu kadar çok şube bankacılığına ihtiyaç var mı? Hala bu kadar çok Amerikalıların bricks and mortar dediği binalarda çalışmaya gerek var mı? Yoksa bazı işlemlerimizi biz hatta bunun örnekleri de var yani şu anda Türkiye'de kurulan .com'la biten finans şirketleri. Ben geçtiğimiz yıllarda Doğuş Otomotiv'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığım dönemde ortak olduğumuz Volkswagen Doğuş Financial Services şirketini kurmuştuk. Bu şirketin ana ortaklarından bir tanesi de Volkswagen AG'ye ait bir finans kuruluşu.
Avrupa'nın en büyük finans kuruluşlarından bir tanesi. Bir banka lisansına sahip aynı zamanda. Bir tek şubesi yok. Almanya'da Hannover'le Wolfsburg arasında Braunschweig diye bir şehirde bir binada çalışıyorlar. Devasa bir banka ve hiçbir şubesi yok. Yani Evet. sıfır. Mevduat da kabul ediyor, kredi de veriyor. Yani böyle baktığınız zaman madem biz .com sistemiyle bir bankacılığı da yapabiliyoruz, buraların biraz daha hızlı gelişeceğini ve evrileceğini düşünüyorum. Evet, özellikle Avrupa Birliği içerisinde bankaların diğer finans kuruluşlarına belli bilgileri açma ve o open banking de tam tartışılıyordu. Belki Aynen. bununla birlikte o da oldukça hızlanabilir. Tabii Birkaç açık, soruyu açık bankacılık zaten bekliyorduk yani geleceğini. Hızlanacaktır mutlaka. Evet. Birkaç soruyu birleştirerek size sorayım. Teknolojiyle ilgili Ajdan Bey, özellikle bu yaşadığımız günlerden sonra yapay zeka, Endüstri 4.0'ı şekillendiren o karanlık fabrikalar, insansız fabrikalar, insanın olmadığı sistemler, bunlara dair nasıl bir beklentiniz var? Ve bunlar acaba çok fazla hızlı büyürse insanın yalnızlaşması konusunda da negatif bir etkisi olabilir mi? Ya muhakkak tabii eğer bunları planlı yapmazsanız ciddi bir takım sıkıntılara yol açar. Örneğin Türkiye'yi ele aldığımız zaman yani 83 milyona varan bir nüfus ve aslında bizim iş gücü ağırlıklı ekonomik sistemlerle bir büyüme modelini seçiyor olmamız gerekiyor. Ve aynı zamanda da tabii ihracata dayalı modellerle ülkeyi büyütmek lazım ki çünkü iş tüketime gittiğiniz zaman cari açık problemiyle biraz daha fazla karşılaşıyorsunuz. Çok özet geçiyorum yani çok tekniğine girmek istemiyorum burada izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin bir kısmını da sıkmamak adına. Ama yani insanı göz ardı eden bir sistem hiçbir zaman kalıcı olamaz. Yani özellikle günümüzde duygular ve insanın birinci derecede öncelikli olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan da yapılan planlamalarda aslında iş gücü planlamalarında dikkate alarak farklı meslek dalları ve farklı grupları da ortaya çıkartarak aslında bireylerin yani buradan elde edeceğimiz yalın yönetim ve teknoloji sistemlerinin hayatımıza daha fazla girmesiyle beraber bazı rutin işleri robot teknolojilerine veya artificial intelligence sistemiyle yapıp insan gücünü ise daha başka produktif alanlara kaydıracak planlamaları yapmak lazım. Özellikle tabii şu anda ciddi bir sıkıntı yaşamakla beraber Türkiye için ele alırsanız Türkiye gayri safi milli hasılasının %50'ye yakını 48-50 civarı hizmet sektöründen elde eden bir ülke. Dolayısıyla aslında hizmet sektöründe de daha fazla insan gücüne ihtiyaç olduğu çok net. Örneğin tarım. Tarımı ne kadar sanayileştirirseniz sanayileştirin burada yine insan gücüne ihtiyacınız var. Efendim işte internet teknolojisiyle alışveriş diyorsunuz ama bu alışverişin sevkiyatının yapıldığı bir depolama sistemleri var. O depolama sistemlerini ne kadar robotla yaparsanız yapın yine insana ihtiyacınız var. Yani dolayısıyla planlamayı doğru yaptığınız takdirde bu geçişin daha hızlı ve daha verimli olacağını düşünüyorum. Evet. Bir izleyicimiz bizim bu sistem risk beklenmeyen bir dalgayla karşı karşıya kaldık sözlerimize hafif sitemkar bir tonla şey yazmış. Yani aslında kurumlarda bu risk analizleri belli bir noktaya kadar yapılıyor ama maalesef yöneticiler kurumlardaki risk senaryolarını dikkate almıyorlar. Ne dersiniz? Gerçekten risk yönetimi böyle bir konuda eksik mi kaldı yoksa kurumlar bizler bu risk yönetimini yeterince ciddiye almıyor muyuz? Valla tabii kurumlar adına topyekün konuşmam çok zor. Ama şahsen birkaç tanesine şahit olduğum için söylüyorum. İzleyicimiz çok doğru bir şey söylemiş. Doğru bir noktaya dokunmuş. Yani bir problem başımıza gelmeden o problemle ilgili ön çalışmaları, egzersizleri yapmıyoruz. Yani aslında mesela bir tiyatro oyununu sahneye koyarken o tiyatroyu sahneye koyan sanatçılar belki yüzlerce kez prova yapıyorlar, ezber yapıyorlar. Yani o tiyatroyu hazmediyorlar, yaşıyorlar yani onunla beraber. Biz de aslında risk yönetiminde biraz böyle bir algıyla çalışmamız lazım. Yani gerçekten olmuş gibi varsayarak biz de risk yönetimi deyince işte yangın tatbikatı yapınca risk yönetimini yaptık zannediyor herkes. Hatta bazen önceden bildiriyorlar. Şimdi yangın tatbikatı var. Yani yerinizi de çok fazla terk etmenize gerek yok. Bu sadece bir tatbikattır falan diye. Yani biraz şey var. Sadece bizde değil. Belki dünyanın başka yerlerinde de böyledir ama
bir vurdum duymaz bir yapı maalesef var. Evet. Onu gördüm, birkaç örneğe şahit oldum yani. Biraz tedarik zinciri ve ticari tarafla ilgili sorular var. Onları size aktarayım. Örneğin arz talep dengesinde bu pandemi sonrası bir değişim görüyor musunuz? Arz talep nasıl etkilenecek gibi bir soru var. Ne dersiniz? İşte yani şöyle, eğer çabuk atlatırsak çok fazla bir etkisi olmayacak. Ama açıkçası biraz daha uzarsa, benim o bakımdan endişemi biraz önce paylaştım. Onu belki biraz daha açmak lazım. İşte o üretim ve arz kısmını aksatmayacak önlemleri mutlaka almak lazım. Çünkü onu bir sefer kaybederseniz, makineyi tekrar çalıştırmak ve tekrar üretir hale getirmek, sistemi tekrar kurmak çok ciddi bir problem olur. Yani talep tekrar normale döndüğünde bu defa arzla cevap veremezsiniz. Arz yönlü enflasyonist baskılarla karşı karşıya kalırsınız. Onun için yani sıfıra indirmemek ve hayatın devamı için gerekli önlemleri almak lazım. Bunu şirketler zaten yapmalı, ama mali imkanı açısından şirketlerin sıkıştığı noktalarda da devletlerin buna mutlaka katkı sağlaması gerekir diye düşünüyorum. Peki bu durumda Çin nasıl etkilenir? Ne dersiniz? Yani Çin çok büyük bir global ticaret oyuncusu ve tedarik zincirinde önemli başlangıç noktalarından bir tanesi. Biliyorsunuz Evet. bazı görüşlere göre Çin olumsuz etkilenecek, gelişmekte olan diğer ülkelere tedarik zinciri kayacak. Bazı görüşlere göre Çin bundan güçlenerek çıkacak. Siz Çin'in pozisyonunu nasıl görürsünüz sonrasında? Şöyle düşünüyorum. Aslında yine Çin'le ilgili dünyada, özellikle Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı başlayan bir tedirginlik olduğunu çok net bir şekilde biliyoruz ve epeydir de yakından takip ediyoruz. Bu konu aslında önce 2017 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya Pasifik bölgesine ciddi bir askeri sevkiyat yapmasıyla başladı. Hemen arkasından da Çin'in siyasi olarak komşusu konumunda bulunan ülkelerle Amerika'nın yakın temasa geçerek Çin'i bir şekilde tamamen etrafını çeviren bir önlem alma noktasına kadar götürdü. Çok özür diliyorum. Bir iki dakika camı kapatayım. Tabii ki Hacı Bey. Canlı yayında olur böyle şeyler. Cam açık, dışarıdan gürültü geliyor kesilmesin diye. Evet. Dolayısıyla Çin'in örneğin Trump geçtiğimiz yıl Kuzey Kore Devlet Başkanı ile buluştu, konuştu falan. Yani aslında normal şartlarda bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Kuzey Kore Devlet Başkanı ile sınırda sarılıp toplantı yapması pek beklenen şeyler değildi. Bunlar bir stratejinin parçasıydı. Hemen arkasından da Çin'le ticaret savaşları başladı ve Amerika Birleşik Devletleri Çin'den yaptığı ithalatı ciddi bir şekilde kıstı ki Amerika biliyorsunuz dünyada büyüme lokomotifi aynı zamanda. Yani birçok ülkenin ihracatı neticede o tarafa doğru gidiyor. Bunlar aslında Çin'in zaten ekonomisindeki büyümeyi durdurma yönünde önemli etkileri olan girişimler. Dolayısıyla yani Çin böyle bir pandemi olayı ortaya çıkmasa idi de hızlı büyümesini sürdüremeyecekti. Zaman zaman ambargo ifadesini kullanmak istemiyorum ama zaman zaman Batı dünyasından Çin üretimlerine karşı bir sınırlama getirdiklerini görüyoruz. Ve de alternatif olarak Çin'de üretilmekte olan bir takım teknolojik ürünlerin her ülkenin kendi bünyesinde üretmek üzere de hazırlık yaptığını da biliyoruz. Dolayısıyla yani Çin'le ilgili bu olaydan bağımsız zaten büyüme hızı bir miktar daralacaktı. Ben bu olaydan sonra da o daralma sürecinin devam edeceğini düşünüyorum. İkinci önemli bir şey burada aslında bizde de yapılıyor. Mesela ne bileyim o nefes almak için kullanılan cihazları yerel olarak üretmeye başlıyorsunuz. Aslında biz buna benzer bir sorunu 1974 senesinde yaşamıştık. Aslında aynı şey değil ama bir Kıbrıs çıkartması ve petrol şoku sonrasında 78 yılında Türkiye 70 sente muhtaç duruma geldi. Ödemeler sistemimiz tamamen tıkanmıştı. Aslında o dönemde biz Türkiye'de birçok örneğin otomobil sanayinin altyapısı o dönemde oluştu. Yani ben hiç unutmuyorum. Yani arabanızın bir parçasını ithal edemediğiniz için sanayi çarşısında imal ediyorlardı. Yani bizim bildiğiniz sanayideki esnaf otomobile parça üretmeye başladı. Bugün o esnaf ciddi bir şekilde Türkiye'de dünya çapında ihracat yapan, otomobil yan sanayine üretim yapan firmalar haline geldiler. Yani biraz önce siz başlarken çok doğru söylediniz.
yani öldürmeyen güçlendiriyor diye. Bunun sonucunda güçlü çıkabiliyorsunuz. Yani çip üretimi olsun, örneğin işte maske üretimi olsun, nefes cihazlarının üretimi olsun veya Türkiye'de en son örneğin insansız hava araçları üretimi olsun. Yani alamadığınız zaman mecbur kalıyorsunuz, yapıyorsunuz. Yani dolayısıyla bu tür mecburiyetler belki insanları daha farklı bir yöne itecek. Çin'e olan bağımlılığın bu anlamda dünya çapında azalacağı inancındayım. Biraz daha batıya doğru gelirsek yine sorularımız arasında var. Avrupa Birliği'nin durumunu nasıl görüyorsunuz? Özellikle İtalya'nın yaşadığı sıkıntıyla birlikte birlik içerisinde farklı görüşler iyice su yüzüne çıktı. Acaba Avrupa Birliği parçalanabilir mi? Böyle bir senaryo var mı sizce ufukta? Şimdi aslında ben hep şunu söylüyorum. Aslında bu İngilizler hakikaten çok ilginç ve çok akıllı insanlar. Yani hayret ve hayranlıkla izliyorum yıllardır İngilizleri. Yani dünyayı bir şekilde bir adadan yönetiyorlar kendi kendilerine. Aslında biz buna İngilizler Avrupa Birliği'nden çıktığı zaman uyanmalıydık diye düşünüyorum. Yani durduk yerde bu İngilizler niye Avrupa Birliği'nden çıktılar diye bir kere daha düşünmemiz gerekiyordu açıkçası. Bugün geldiği noktada niçin çıkıldığının çok net bir şekilde göstergesi ortaya çıktı. Yani bir tek bayrak altında tek para ve vize birliği içerisinde bir Eurozone yaratmaya çalışan Avrupa'da o hatlar kesin hatlarıyla birbirinden ayrıldı. Yani Kuzey Avrupa ile Güney Avrupa tamamen koptular birbirlerinden bana kalırsa. Yani bunu tekrar yeniden inşa etmekte çok kolay olmayacak diye düşünüyorum. Açıkçası Avrupa gayri safi milli hasıla yönünden dünyadaki büyüklüğünü de süratle kaybediyor. Bu çerçevede hala stoktan belli bir servete sahip olduğu için Avrupa'da refah düzeyi tabii ki yüksek, yani bunu inkar etmemek lazım, ama hazır yedikleri için de geleceğe dönük refah düzeyini Kuzey Avrupa kadar güney taraf sağlayamıyor. Burada da İtalyanların veya hatta İspanyolların veya işte hatta belki Fransızların buna, bu olaylar bittikten sonra da daha sert bir en azından duygusal tepki koyacaklarını tahmin ediyorum. Avrupa Birliği bana kalırsa çok da birlik olamadı yani bu olayda. Böyle zor günler insanların birlik ve beraberliğini daha fazla gösteren dönemlerdir. Ama yani Almanya'da siz İtalya'dan bana ne yaparlarsa yapsınlar deyip geri çekilirseniz, öyle bir birlik veya tek bir çatı altındaki bir uluslar topluluğundan bahsetmek de mümkün olmaz. Ama dikkat ederseniz benzeri bir şeyi Amerika için de kullandım. Evet, o soru da var. Amerika'ya aynı bölünme veya parçalanma söz konusu olabilir mi gibi? Yani parçalanma boyutuna geleceğini zannetmiyorum, ama federal sistemlerini biraz daha gözden geçireceklerini, yani nasıl ulusal güvenlikte konuyu ele aldılarsa, sağlık gibi, insan hayatı gibi konularda da belki federal sisteme biraz daha güç koymaları lazım. Yani bir pandemi karşısında bir önlem alınacaksa bunu her eyalet kendi kendine istediği gibi alabilir deme lüksüne sahip olmamaları gerekiyor diye düşünüyorum. İşte bu da biraz önce bahsettiğiniz otokrat sisteme biraz daha kayışımı gerektiririn ve bir cevabı aynı zamanda. Evet. Yani Avrupa'nın geleceğini bu anlamda çok iyi görmüyorum maalesef. Kötü bir sınav verdiler bence. Evet. Biraz sektörel sorular var. Onları yine birleştirip size sorayım. Böyle bir dönem sonrası sektörel yönelim, özellikle Türkiye'de üretim anlamında bir sektörel değişim, yönelim değişimi olur mu? Yani şu sektörleri bırakıp şuralara ağırlık verelim. Ya işte sağlık sektöründe aslında daha fazla bir potansiyel varmış, oraya biraz daha kayalım gibi bir fay kayması düşünüyor musunuz? Böyle bir şey olabileceğini. Bir de yine bazı sektörlerde özellikle ham madde fiyatları şu anda ciddi biçimde düşüyor. Bir stoğa çalışıyor çarkı durmasın diye bazı sektörler. Bu stok maliyetleri konusu ne olacak? Ne dersiniz? İşte biraz önce bahsettiğim aslında bugün için faiz oranlarının makul seviyede olması, bankacılık kesiminin de ödemeler konusunda daha esnek bir vade yapısı sağlaması sonucu stok maliyetlerinin çok fazla artmadan geçileceğini düşünüyorum. Eğer önümüzdeki 1-2 aylık dönemde normalleşebilir isek, ki ben normalleşeceğimizi tahmin ediyorum. Yani bir şekilde hem aşısının temini hem de tedavi sistemlerinin oluşturulması hem de hastane kapasitemizin artırılmasıyla beraber
Türkiye'de bunu işin içinden rahatlıkla çıkacak diye bekliyorum. Sektörlerle ilgili evet ana hatlarıyla yani işin en tepesinden bakarsak eğer yine biraz önce konuşmamız sırasında satır arasında bahsettim. Hep söylüyorum üretim, üretim, üretim. Yani neticede ürettiğiniz kadar varsınız. Mal ve hizmet üretiminde mutlaka üreten tarafta olmanız lazım. Aracılık faaliyetleri giderek azalacak. Yani bu önümüzdeki 10 yılın önemli kuralı olarak karşımıza çıkıyor. Üretim açısından baktığınızda da tabii ki ilaç sanayi önemli bir sanayi. Yani burada özellikle biyoteknolojilerin geliştirilmesi, genetik çalışmaların yükseltilmesi ki şundan da emin olun yani bu pandemi belki de son olmayacak. Yani başka tür biyolojik savaşlara doğru veya siber saldırılara doğru giden savaşların yapılış tarzları değişiyor. Yani eskiden hadi ordular deyip yola çıkıyordunuz. Şimdi öyle orduyu falan yola çıkarmanıza gerek yok. Yani bir basit bir hastalık bir bölgeden bütün dünyaya yayılabiliyor. Veya bir siber saldırıyla ülkelerin elektronik ve internet sistemini çökertebiliyorsunuz. Evet. Artificial intelligence'ın artacağını, robot teknolojisinin gelişeceğini, sanayi üretiminin önem kazanacağını, tarım üretiminde daha çeşitli ve kendine yeten bir tarım üretimine doğru evrileceğimizi, tohum ve tohum üretme teknolojisinin ne kadar önemli olduğunu bu dönem bize bir kez daha gösterdi. Yani aslında Türkiye gibi ülkelerde kendine yetebilen bir altyapı kurabilmenizin önemi bir kez daha ortada. Aslında insanların temel ihtiyaçlarına baktığınızda tabii ki yaşam, yaşamı takiben barınma ve beslenme. Yani dolayısıyla barınma, beslenme ve yaşama dönük alanların önümüzdeki dönemde yatırım açısından daha hızlı gelişecek ve büyüyecek alanlar olduğunu düşünüyorum. Evet. Bir de tabii doğruca insana dokunan işler. Yani arada bir faaliyet değil, doğrudan üretim veya doğrudan tüketime hizmet vermenin önemli bir gelişim içinde olacağını bekliyorum. Süremiz de son 7-8 dakikamız kaldı. Hızlı bir iki soru sorayım. Sonra son bir fikrinizi alacağım bir konu var. Çok hızlıca para, fiziksel para gidiyor mu? Blockchain ve benzeri teknolojiler, kripto paralar hayatımıza girecek mi veya girmesi hızlanacak mı bu olaydan sonra? Ne dersiniz? Ben sadece bu olayla bağlantılı değil. Zaten geleneksel para sisteminin ciddi bir evrim geçirmekte olduğunu ve değişeceğini öngörüyorum. Yani burada benim tahminim tabii bu tür blockchain zinciri üzerinden faaliyette bulunan farklı para mekanizmaları yerine devletlerin kendi paralarını blockchain üzerinden yaygınlaştıracaklarını düşünüyorum. Yani öngörüm daha çok devlet mekanizmasının belli bir zaman içerisinde kendi parasal değerini de bu elektronik sistem üzerinden yürüteceğini düşünüyorum. Yani basılı kağıt para sisteminden giderek uzaklaşacağız. Zaten aslına bakarsanız önce kredi kartlarıyla sonra ödeme sistemleriyle o paraya fiziken dokunma noktasını giderek azaltmıştık. Bu sıfır noktasına doğru süratle ilerleyecek. Yani bugün çok severek görüyorum ki İstanbul'da taksilerde bile işte kredi kartıyla ödeme yapabilir hale geldik. Yani teknoloji de buraya evrildikçe, bankacılık ve finans sistemi de buna hizmet verdikçe paradan uzaklaşacağız. Ama bunu biraz önce bahsettiğiniz için söylüyorum. Bitcoin veya X coin, Y coin diye coinlerle değil, devletlerin kendi güdümünde çıkarttıkları belki TL coin diye veya Türk coin diye bir coin olacak. Onunla hareket edeceğiz diye düşünüyorum. Evet. Bir de şu önemli bir konu bence. Geçenlerde TAİK'in 35. yıl kapsamında Friedman'la bir gerçekleştirdiği webinara katılma şansı buldum. Thomas Friedman. Ve şunu söyledi. Dedi ki bu krizden alınacak en önemli ders şudur. Virüsün aşısı bulunur. Bağışıklığı olan vardır. Veya bir sene sonra iyileşirsiniz ama iklim, çevre bu konuların geri dönüşü yok. Doğa ana dedi aynen kendi sözleri bize bir sinyal verdi doğa ananın hiç acıması yoktur demeye getirdi. Siz bu olaydan sonra şirketlerin sürdürülebilirlik konusunda sosyal etki konusunda bilinçlerinin
açılabileceğini, birazcık daha motive olabileceklerini düşünüyor musunuz? Ya çok kesin. Yani düşünmekten öte öyle bir arzum da var. Ama aynı zamanda bunu geliştirmek için de ciddi çaba sarf ettim. Sarf etmeye de devam ediyorum. Aslına bakarsanız Friedman haklı. Yani hepimizin söylediği şeyler ki ben de biraz önce bahsettim. Dünya Ekonomik Forumunda da bu konular gündeme geldi. Yani sosyal kapitalizm, sosyal devlet veya şirketlerin sosyal hayata daha fazla değer vermesi, etki yaratan etki alanlarında hakim hale gelmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun bir uyarı sinyali olduğunu düşünüyorum ve aslına bakarsanız tabii bu şirketleri de buna zorlayan bir kamuoyu oluşuyor. Yani burada da şunu demek istiyorum. Örneğin impact investment dediğimiz etki yaratan yatırımlara dönen yani bireysel yatırımcılar da bu taraflara doğru dönüyorlar. Yani belki biz yarın bir gün kullandığımız ürünlerin çevreye hasar vermeyen, çocuk işçi çalıştırmayan, sosyal haklara değer veren, doğayı koruyan, sosyal sorumluluğunu sahiplenen şirketlerin ürünlerini kullanacağız. Yani diğer ürünler dışında kalacak ki bugün Dünya Bankası'nın ve aslında her türlü olumsuzluğa rağmen yine Avrupa Yatırım Bankası'nın bazı kredilerinde çevreye zarar veren projeleri kredilendirmiyorlar. Yani bankalar bu tür firmaları kredilendirmeyecekler. Yani iş sadece gönüllülükle olmuyor. Bir taraftan böyle zorlayıcı faktörler. En temel zorlayıcı faktör de müşteri tercihi tabii ki. Dolayısıyla biz insan olarak o bilince erişirsek şirketler dünyamızın da süratle erişmek zorunda olacağını tahmin ediyorum. Yine çok kısa alacağım cevap sizden. Bir tanesi tarım nasıl etkilenir? İkincisi eğitim artık tamamen online'a döndü biliyorsunuz. Eğitim bundan sonra nasıl bir yol izler? Ne dersiniz? Valla tarım tarafı şöyle yani bir kere daha şunu anladık ki tarım ne kadar önemli. Yani bir ülkenin aslında bekasını koruyabilmesi için mutlaka nüfusunu besleyecek bir üretime ihtiyacı var. Ve bu sadece üretim tarafı değil aynı zamanda tohum geliştirme ve tohum üretme. Türkiye bu anlamda dünyadaki şanslı ülkelerden bir tanesi. Yani bu şansımızı doğru kullanıp tarıma da gözümüz gibi bakmamız lazım. Yani çiftçilerimizi, köylülerimizi onları daha iyi şekilde yetiştirip eğitmemiz lazım. Tarımın olumlu yönde evrileceğini, olumlu yönde ilerleyeceğini tahmin ediyorum buradan ders alarak. Tabii şey tarafı ilginç yani bu ikinci sorunuz. Onu Eğitim. eğitim tarafı şöyle ben yani tabii ki eğitim ile öğrenimi birbirine karıştırmamak lazım diye düşünüyorum. Öğrenimi teknoloji olarak yapabiliyorsunuz. Yani dersleri uzaktan kumanda verebiliyorsunuz. Bu böyle devam edebilir. Bunda bir sakınca yok. Ama eğitim bölümünde mutlaka aslında hepimizin şöyle dönüp baktığımızda ilkokul öğretmenimizden veya lisedeki öğretmenlerimizden bireysel olarak yüz yüze bulunmaktan dolayı öğrendiğimiz o kadar çok şey oluyor ki yani eğitimin tamamını aslında sanal bir ortama taşıma imkanı yok. Onun için dikkat ederseniz açık öğretim bir adı internet üzerinden. Yani öğretimi açık yapabilirsiniz ama eğitim için mutlaka yani akıllı tahtalara veya teknolojiye değil akıllı öğretmenlere ihtiyacınız var, rol modellere ihtiyacınız var. Ben belli bir zaman sonra bu risk ortadan kalktığında belki derslerin ve öğrenim kısmının bir kısmını teknolojik sistemleri kullanarak yapabilirsiniz. Belki okuldaki gün sayısını biraz azaltabilirsiniz falan. Ama yine de çocukları dostluk, arkadaşlık, birliktelik açısından zaman zaman bir çatı altına toplamak, o sosyal entegrasyonu sağlamak ve öğretmenlerinden görerek, izleyerek, dokunarak, eğitilerek, zaman zaman kendilerine kızılarak, zaman zaman ceza verilerek hayat dersini öğrenmeleri gerekir diye düşünüyorum. Son olarak biraz kapanışa da gitmek anlamında birkaç dakika içinde sizden şunu rica etsem. Bundan Tabii. sonrası için dönüşüm. Sizin kitabınızda, tam zamanı kitabınızda da aslında o değişim dönüşüm yönetimini bütün o sizin tecrübeleriniz çerçevesinde aktarmayı hedefliyordunuz. Bu Evet. süreç sonrası başlayacak o dönüşüm rüzgarlarını nasıl doğru biçimde yelkenimize doldurabiliriz? Valla aslında tabii yani burada tek bir reçete yok maalesef. Herkes yani öncelikle bireyler kendilerine bir kere daha dönüp bakmaları lazım. Yani yaptıkları iş açısından, aile düzenleri açısından. Arkasından da tabii şirketler topluluğu açısından da yani ülkenin içinde faaliyette bulunan şirketlerin bir kere daha dönüp yani buradan ne dersler çıkarttık,
Biz bugüne kadar ne hatalar yapmışız, neyi yanlış yapmışız, neyi süratle değiştirebiliriz. Fakat unutmamak gereken bir şey var. Bu dönüşüme başlayabilmek için bugünü geçmeniz gerekiyor. Yani finansal açıdan ve sağlıklı bir şekilde yönetim ve tedarik zincirinizi bozmamak açısından öncelikle bugünü geçecek önlemleri alıp hemen geçtikten sonra, hatta bence bugün bile başlayarak, Atatürk'e atfedilen bir hikaye okumuştum. Kurtuluş Savaşı sırasında, yani ordunun savaşının başkumandanlığı yaptığı dönemde, çadırında Türkiye'nin eğitim sistemini çalışırdı Atatürk diyorlar. Yani savaşın göbeğinde, savaş bitip savaşı kazandıktan sonra eğitim sistemini nasıl evirmemiz gerektiğini, işte liderlik böyle bir şey. Yani bugün liderler bugünü geçecekler, o zaten görevleri. Ama bugünü geçtikten sonra da oluşan yeni dünya düzeninde kendi şirketleri için, kendi çevreleri için nasıl bir oluşum, bunu dijitalleşmeyi mi daha arttıracaklar, tedarik zincirlerini mi farklılaştıracaklar, üretim kanallarını mı değiştirecekler, ihracata mı dönecekler? Yani bütün bunları herkes kendi içinde, burada tek bir reçete vermek mümkün değil. Herkes kendi gerçeğiyle baş başa ve yüz yüze kalacak diye düşünüyorum. Ajdan Bey, çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok farklı konulara dokunduk. Avrupa Birliği'nden tutun Amerika'ya, Çin'den tutun yönetime. Sizin tecrübeleriniz bizim için her zaman çok değerli. Çok teşekkür ediyorum. Bazen sorular içerisinde yer alıyor. HBR olarak siz ne yapıyorsunuz bu dönemde diye. Bizim de özellikle YouTube kanalımızda bu dönemin ruhuna uygun makaleleri özetlediğimiz çok güzel bir serimiz başladı. Ayrıyeten de hbrtürkiye.com'da da olabildiğince bloglarımızı bu konulara, bu dönemin hassasiyetine uygun biçimde yazmaya çalışıyoruz. Umarım herkes için faydalı oluyordur. Ben bir kez daha çok teşekkür ediyorum görüşlerinizi paylaştığınız için. Çok sağ olun Ajdan Bey. Ben de çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizin şu anda yaptığınız yapılması gerekene en temel örnek. Çok teşekkür ediyorum. Burada kapatıyorum. Save etmeye çalışacağım, inşallah becerebilirim. Videoyu daha sonra da izleyebilir sevgili izleyiciler, bizi izleyemeyenler. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın efendim. Sağ olun. Çok versin. İyi günler.